aşk kokan anlar. Zaniolo gidiyor, Ziyeh geliyor. Rashica gidiyor, Tete geliyor. Oraya yine iki tane kalburüstü 3,5 milyonluk kontrat koyulmuş. Yunus gitti. Barış normalde buranın üçüncü alternatifi. Ve Barış takımın en iyi sağ açığı mı? En iyi sağ açığı. Hatta sol için bile konuşulabilir ama Barış temelde bu kadro planlamasında üçüncü oyuncu olsun. Yerli lazım olduğu zaman oynar. İşler sıkışınca, hatta son 3 aya kadar 11 oyuncusu da değildi. İşler sıkışınca 15-20 dakika atarız oyuncusuydu. Hatırlıyorsun, Manchester deplasmanında şov yaptıktan sonra geldi Antalya maçında 45'te oyundan çıktı. Ama bu oynayamıyor. Performansı yetersiz, tercihleri yetersiz diye. Ki o da bir Antalya maçıydı, evet, ironik aslında. Barış 11 oyuncusu değil. Kerem Demirbay tam rotasyona geldi ama hani bonuslarıyla vesaire, yani 1,5 milyonu biraz daha o civarlarda bir kontratı var. Dediğin gibi Oliveira, Ndombele, buranın 11 oyuncusu bunlar normal şartlarda. Hemen her bölge için bunu söyleyebilirsin. Tek tek sayılabilir. Yani Galatasaray'ın aslında 11 oyuncusu yok. Galatasaray'ın yedeği yok değil. Bunlar yedek zaten. Galatasaray yedeklerle, Mertens yedek. Mertens bundan 2 ay önceye kadar hani belli bir form tutturana kadar da özellikle emekliliğe hazırlanan bir adamdı. Evet. Bunu ben çok yakın çevresinde söylediğini biliyorum yani. Hatta sezon başı bir teklif geliyor işte Arap Yarımadası'ndan. Hiçbir şekilde kabul etmiyor zaten. Benden son yılım İstanbul'da, eşimle mutluyum ya. Yani ailevi bir karar verip İstanbul'da iyi yaşıyorum ben diye. Futbol bıraktıktan sonra bile İstanbul'da yaşayabileceğini söylüyor yani. Şey, bayağı sevdiğini söylüyor. Ben çok salacağını düşünmüyorum Galatasaray'a. Ben bir yılda kontrat yapacağına eminim. Hani şu performanstan sonra. Ama adam emekliye hazırlanan bir oyuncuydu ve yani gerçekten futbolu sevdiği için çok iyi hazırlandığı için devam ediyor şu anda. 11 oyuncusuna yazıyorsun ama sezon başı planlamasında 11'e yazıyor muydun? Sezon başı planlaması Zaha, Kerem, Ziye, Icardi buydu. Hiçbiri yok. Mertens yedek zaten. Barış Alper yedek. Kerem Demirbay yedek. Bunların hepsi yedek oyuncular. Hatta Nelson da yedek. Hı hı. 11 çıkardı. Nelson da Abdülkerim'in performansı, Davinson'un gelişiyle birlikte o da yedek planladın. Tek işleyen şey o yani, Davinson transferiyle birlikte. O yüzden Galatasaray'ın problemi yedeği olmaması değil. Galatasaray'ın yedekleri çok iyi zaten. Galatasaray yedekleriyle şu an şampiyonluğa gidiyor. Doğru. İlk 11 oyuncuları da ama işte bu Okan Hoca'nın performansını yaz. Yani şöyle demek lazım. Yedeğe düşen ilk 11 oyuncuları yedek bile olamıyor diyelim. Korkunç. Bu arada haklısın, hani itiraz için demedim. Tablonun yani Zaha daha mesela, çok daha kötü aslında 11 oyuncular açısından. Ama Okan Hoca için de çok daha hissettirmemiş. Yani şöyle diyelim. Yani Zaha mesela ilk 11 için alındı. İyi yedek bile olamıyor. Tete ilk 11 için, ilk 11 kontratı verildi ilk 11 için alınmasa da iyi yedek bile olamıyor. Ndombele ilk 11, Demirbay'ın önüne ilk 11 diye alındı. Torreira'nın yanına alındı Ndombele. Yani evet, ilk 11 için alındı. Yedek bile olamıyor. Sergio Oliveira geçen sene başı ilk 11 için alınmıştı. Yedek bile olamıyor. Yani aslında dediğin doğru. Yedekler ilk 11 oldu Barış Alper gibi. İlk 11 için biz alınanlar... Biz alıştık buna yani. Evet. İlk 11 için alınanlarsa yedek kulübesinden bile yeterince katkıyı veremiyor ki Okan Hoca'nın da öyle bir açıklaması oldu. Maçla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Peram Aktürkoğlu ikinci penaltıyı kullandı ve üst direğe vurdu. Aynı yere vurmamak için. Üst direğe vurduktan sonra da bence ikinci penaltıyı da kullanmasına gerek yoktu. Mertens'e bırakabilir. Zaten atmışsın ilk penaltını. İkinci golünü de atmışsın. Penaltıyı direğe vurduktan sonraki reaksiyonu güzeldi. O açıdan tebrik ederim. Hatta iki tane savunmaya kadar gelip engellediği pozisyon var. Oralara o özveriyle gelmese, ki bazen gelmediği de oluyordu. Mesela Prag maçında gelmediği, Berkan'ın çok yalnız kaldığı pozisyonlar var. Ama bu maçta penaltıyı da kaçırdıktan sonra belki onun stresiyle şeyiyle gelip iki tane engellediği pozisyon var. Bir tanesi özellikle Safuri mi vuracaktı? Ceza sahasının tam altı ortasının üzerinde. 88 gibi falan. Evet, yani vursa orada gelmese gol. 2-2. Bitti maç yani. Gelmese yersin yani. O artık penaltı noktasından çünkü. Orada gelip
çok da temiz bir müdahaleyle penaltıda yapmadan, o da riskli çünkü kayarak geliyorsun ya. Hı hı. Penaltıda yapmadan o müdahaleyi yapması şeydi, karakter olarak doğru bir özveriydi. Zaha gelmiyor, Tete gelmiyor. Ceza sahasından Zaha, Tete top çıkaracak. Bunları görmüyoruz. Diğer kanat oyuncularıyla arada da böyle bir fark var. Onu da söyleyeyim yani, penaltıyı da atmamalıydı bence. Yani ikinci penaltı yapma, Mertens'e bırak. Başkasına yani alma o stresi. Zaten üzerinde çok fazla yük var. Icardi'nin olmayışı çok etkiledi yani. Icardi olsa ya, bir de Icardi ya, bir şöyle bir şey var. Penaltı atmak biraz sürpriz işi. Kerem çok iyi vuruyor. İlk penaltısı mükemmel yani. Ama elini açtıktan sonra oynamak çok zor bir şey yani. İkinci için kendi ezberin dışında bir şeyler yapabilmen lazım. Orada işte hakikaten vuruş kalitesi, biraz daha sakinlik. Aslında ters tarafa vuruyor ama biraz da talihsizlik. Bir de yerden vurması yukarı, lazım. Yukarı yani. Vurayım. Hiç, rahat. Yukarı vurma, yukarı vurma sıkıntı, işi sıkıntı. Sıkıntı oldu yani. Bir de hat-trick de vardı işin ucunda. Evet, yani iki olmuş. Tane atmış. Hat-trick durumu da var. Yani Kerem ne olursa olsun yani katkısı yani çok tartışılabilecek bir noktada da değil bence. Bence de. Ama Perşembe yani, günü kupaya Galatasaray ciddi bir rotasyon yapar. Ya rotasyondan önce şunu diyeyim mi? Buyur. Yani ne olursa olsun burada değerlendiriyoruz ki ben aslında kendime şey var ya, bugün adam dövmeyeceğim, kendime söz verdim diye bir video var. Söz verdim kendime bir süredir ama ya Allah kitap aşkına Tete nasıl bir top oynuyor yani bir... Ya bu kadar mı katkısı olur? Bir tane gol yediriyordu, hatırlıyor musun? Ya bak şeyi geçtim, kaçırdığını. Kaçırdığını atsa 2-0 maç bitecek. Kaçırdığı da değil yani. Evet. Onu ancak öyle vurursan olmaz. Evet. Yani zaten öyle bir yakalamışsın ki kalecinin düz durabilir sadece. Yani atlayabileceği bir ortam yok. Yani bir tane de Vinicius'un götürebildiği bir pozisyon sadece. Var ya. Rakip Antalya Sporlu savunmacı girdi önünden. O an şey dedim yani bizim ekiple izlerken Kerem Evet falan şeyi yukarıda. Ya dedim ki yani iki tane Brezilyalı var takımda. Hani desen ki Brezilyalı, top süremeyen Brezilyalı bul veya işte vuramayan Brezilyalı bul, arasan bulamazsın yani bu kadarını. Ya, bazen ben izlerken sinirleniyorum, kızıyorum. Bomboş pozisyon, yerden kalecinin tam böyle late'e böyle çıkardı yani. Çünkü öyle bir şey yani top gelirken şey düşüncesi yok. Ben nereye vurayım? Evet. Şuraya mı vurayım, buraya mı vurayım, yerden mi vurayım? Sadece nasıl geliyorsa öyle vuruyor. Ama bunu zaten 300 bin euro verdiğim bir futbolcuya da yaptırabilirsin. En kötüsü yani. Ankara Gücü maçı geldiğinden beri en iyi maçlarından biri. Bir hafta sonra hemen böyle siyahla beyaz kadar fark edebiliyor kontrastı. Yani o kadar da olmamalı yani. Ya bu kadar eksik takımda hoca ya yeter artık falan deyip şey yaptı ya. Evet. Barış, Kaan'ı yine oyuna aldı ki Kaan ağrılarıyla oynuyor. Hani ki Kaan da ağrılarıyla oynadığını hissettiriyor. Kaan da kötü oynuyor. Yani son Prag maçı tabii, bu tabii. Maçın ikinci yarısı adam ağrıyla oynamanın şeyinden saçma hatalar yapıyor. Yani pozisyon kaymaları, hamleler belli yani ağrıyla oynadı. O da şeydi, kötüydü. Var mı şey kupayla ilgili bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Perşembe günü şey maçına çıkıyor, Karagümrük maçına çıkıyor Galatasaray. Büyük ihtimalle bu Torreira, Demirbay, Mertens bunlar çok dinlenir. Berkan, Sergio Oliveira orta ikilisini görürüz. Derrick Kön oynamaya devam eder. Nelson yine oynamaya devam eder. Abdülkerim'in durumunu, ağrısını bilmiyorum. Sağ bekte belki Ali Turap oynayacak. Bence Barış'ın da artık dinlenmesi lazım. Çünkü derbide Barış'a da çok yük biniyor. Herhalde Tete'nin, Zaha'nın ilk 11 başladığı, işte Vinicius'un 11 başladığı ciddi bir rotasyonlu. Belki elenmeyi de riske ederek çıkılacak. Ama Karagümrük de düşme potasında olduğu için onlardan da çok ciddi bir rotasyon, hı hı, bekliyorum Perşembe günü. Ama pazar Beşiktaş derbisi öncesinde bu takımın dinlenmeye çok ciddi ihtiyacı var. Büyük bir rotasyonla çıkılacağını düşünüyorum. Bir de şey dönüyor mesela, Okan Hoca bazen hani iyi galibiyetlerden sonra ekstra ara veriyor ya. Çok ara veriyor, çok ara veriyor. Bu takımın zaten idman yapmasından çok bir gün dümdüz evde yatmaya ihtiyacı var. Bazı oyuncuların özellikle. Yani, Barış'ın falan mesela. Yani şu an Okan Hoca bizi kandırıyor bence. Yani Okan Hoca o kadar... Her maça formül buluyor, bir şekil götürüyor ki puan durumundaki yere o kadar kuvvetli ki insanlar şey diye düşünüyor olabilir yani, gümbür gümbür. Geçen seneki gidişatla bunun arasında ciddi bir fark var. O hakikaten kadroda birçok yere yine hoca ince ayar yaparak oturtarak devam etmişti. Geçen sene de büyük başarı ama bu sene daha büyük başarı bence. Hmm. Bu seneki Okan Hoca resitali yani.
Bildiğin yedeklerden, onlardan bunlardan cımbızlan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar öyle bir de. Cımbızlan bir şeyler yapmaya çalışıyor kardeşim. Bakalım Galatasaray rotasyonu genişletebilecek mi? Sadece bu tarz maçlar. Mesela Eyüp Aydın'ı 11 görüp acaba hani 5-10 dakika oyuncusu değil de bir yarım saat oyuncusu olabilir mi diye beklentim olan ender oyunculardan biri. Onu da bir söylemiş olayım. Galatasaray bölümünü tamamladık. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz. Biz Fenerbahçe maçına geçeceğiz.